Sevgili kardeşlerim, bugün eski hükümdarlardan birisinin başarılarını ele almak istiyoruz. Altın kasadaki altın nasihatlerden bahsedeceğiz. Bugünkü büyük devletlerin başkanlarının yaptıkları gibi eskiden de hükümdarlar karşılaştıkları herhangi bir müşkil işlerinde zamanlarında yaşayan alimlerin fikirlerinden istifade etmeye çalışırlar. Onlarla istişare etmedikçe bir karar vermezlerdi. Biz bu konuşmamızda bunun güzel örneklerinden biri üzerinde durmak istiyoruz. Bu örnekte bizler için tarihten gelen önemli dersler, ibret alınacak bazı hususlar bulunmaktadır. Nuşi Revan'a adil diye anılan adaletiyle meşhur 20. İran hükümdarı bir gün kendisine rehber olması için bazı nasihatler tertip edilmesini arzu etti. Bu hikmetli sözlere geçmeden evvel bir nebze kendisinden bahsetmekte fayda görüyoruz. İran'daki Sasani devleti hükümdarlarından olan ve miladi 531 senesinde tahta geçen bu zatın asıl ismi Hüsrev olmasına rağmen Nuşirevan lakabı ile meşhur olmuştur. Anuşirevan, Anuşirvan veya Enuşirvan şeklinde de telaffuz edilmektedir. Pehlevi dilinde Anuşirevan ölmez, ebedi ruh manasındadır. Adının Arapça karşılığı olan Kisra ünvanı daha sonraki Sasani hükümdarlar için kullanılmıştır. 19. Sasani hükümdar olan Kubat, zevkine düşkün bir kimseydi. Mecdek adında birisinin ortaya attığı, bir nevi bugünkü komünizme ait fikirleri kabul etmişti. Tembellerin, serserilerin, hele kadına kıza düşkün olan aşağı kimselerin işine gelen Mecdek'in saçma sapan fikirleri, Kubat zamanında yayılmıştı. Fıtrata, aklı selime, insanlığa, adalete, ahlaka, fazilete ve dine aykırı olan bu bozuk fikirler arasında şunlar vardı. Mecdek'in fikirleri bunlar efendim. Ateşe tapılacaktır. Her şey herkesin malıdır. Zenginler malları fakirlere vermeli. Onların ihtiyaçlarını gidermelidir. Şahsi tasarruf yoktur. Herkesin malları ve yaşayışları eşittir. Herkes birliktedir. Bütün insanlar eşit ve her şeyde ortaktırlar. Biri diğerinin zevcesini isterse onu vermesi lazımdır. Aklı başında olan hiçbir insanın bunları kabul etmesi mümkün değildir efendim. Ahlaka da, namusa da, dine de, insanlığa da her şeye aykırı efendim. Kuba'nın ölümünden sonra miladi 531 senesinde tahta en küçük oğlu olan Hüsrev yani Nuşirevan geçti. Nuşirevan böylece Sasani hanedanın 20.si olmuştur. Kubat 19.sü. Bu onun oğlu efendim. Nuşirevan hükümdarlığı zamanında bir takım askeri reformlar yaptı ve yeni bir vergi toplama sistemi geliştirdi. Kale, köprü gibi birçok binalar ve eserler yaptırdı. 579 senesinde vefat etti. Yerine oğlu 4. Hürmüz geçti. Nuşirevan 48 sene adaletle hükmetmiştir. Onun adaleti hadis-i şerifle methedilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Adil Sultan zamanında dünyaya geldim buyurarak onun adaletini övmüştür. Hikmet sahibi, zeki ve iş bilen müşavirleri vardı. İlim ve hikmet sahibi kimseleri her taraftan toplayıp ikram ve ihsanlarda bulunurdu. Nuşirevan Romalılarla, Hunlarla, Hintlilerle ve başka komşularıyla yaptığı birçok savaşta galip geldi. Sasani devletinin sınırlarını Akdeniz'e ve Karadeniz'e ulaştırdı. Mavera-ün-Nehir taraflarında da birçok yeri sınırlar içine kattı.
Roma İmparatoru Justinianus'un ilerlemesinden endişe ederek ona harp ilan etti. Roma İmparatoru'nu hezimete uğratıp 50 sene müddetle her sene 30 bin altın cize vermeye mecbur etti. Yemen'i, Dara'yı aldı ve Kapadokya'ya girdi. Babası zamanında ahlaksızlıkları ve bozuk fikirleriyle insanları etkisi altına alan Mecdek ve 80 bin adamını kılıçtan geçirerek bir nevi o zamanki komünizm belasını ortadan kaldırdı. Mecdekileri ülkeden atmasına rağmen adil ve hoşgörülü kişiliğiyle ün kazandı. Nuşirevan-ı Adil, yukarıda bahsettiğimiz gibi hikmetli sözler söylemeleri maksadıyla zamandaki alimleri topladı. Bunların içinden 23 tanesini seçtirdi. Ve onlara her biriniz bir hikmet söyleyiniz ki hem ben istifade edeyim hem de benden sonra gelenler istifade etsinler dedi. Her birisinin yazdığı hikmetli sözleri altınla yazdırdı. Bunları yine altından bir kasa yaptırıp altın bir anahtarla da kilitledikten sonra hazinesine koydurdu. Ne zaman müşkil bir iş ile karşılaşsa bu hikmetli sözleri çıkarıp okur ve ona göre karar verirdi. Böylece müşkilini hallederdi. Şimdi değerli kardeşlerim, bu altın kazıdaki altın nasihatler nelerdir acaba diye merak ettiğinizi hissediyorum. Her birini bir alimin söylediği 23 adet hikmetli söz şunlardır. Pek çok alimden sadece 23 tanesini seçmiş. Her birinden bir söz almış efendim. Tabii tek cümleden ibaret değil bunlar. Birinci alim şunları söylemiş. Kendinizi biliniz. İlim ve iyi edep öğrenmeyi arzu ediniz. Malı ilimden yüksek tutmayınız. Ahiret için azık toplayınız. Ahireti dünyaya satmayınız. Söylenmeyecek sözleri söylemeyiniz. Aranmakla bulunmayacak şeyi aramayınız. İkinci hikmet ehli zat, hikmet sahiplerinin nasihatlerini hakir görmeyiniz. İşlerde acele etmeyiniz. İşleri vaktinde yapınız. İşleri bilene emrediniz. Zararlı işlerden sakınınız. İşlerin önüne ve arkasına dikkat ediniz. Akıllılarla istişare ediniz. Tecrübe edilmişi yeniden tecrübe etmeyiniz. İhtiyarların sözlerine önem veriniz cümlelerini yazmış. Üçüncü alim şöyle demiştir. Herkes sizi takvanız ve iyilikleriniz ile tanısın. Kanaati zenginlik biliniz. Sağlığın kadrini biliniz. Kimsenin üzüntüsü ve elemi ile sevinmeyiniz. Efendim gördüğünüz gibi hakikaten hikmetli sözler yani. Gerçi güzel sözler değil bunlar. Onun için kral altın harflerle yazdırmış ve altın kasaya koymuş bunları. Dördüncü alim şunları söylemiş. Dert ve bela sahiplerinden ibret alınız. Yerinde hasıl olan zararın yersiz hasıl olan menfaatten iyi olduğunu biliniz. İnsanlara her zaman müdara ediniz. Dininiz için dünyalık veriniz. Her nerede müdara lazım olursa sertleşmeyiniz. Dost ve düşmanla barışta bulununuz. Beşincisi, işleriniz kendi gücünüzü aşmasın. İnsanlardan ihsanı esirgemeyiniz. Elinizi ve dilinizi kollayınız. Layık olmayan işlerden uzak kalınız demiştir. Altıncısı şöyle söylüyor. Kötü komşudan, fena arkadaştan sakınınız. Arkadaşsız yola çıkmayınız. Kötü kimselerle ve aslı belli olmayanlarla yolculuk yapmayınız. Bizim memlekette bir söz vardır efendim. Asil azmaz, bal kokmaz derler efendim. Asalet sahibi insanlar çok mühim efendim.
Yedincisi, çorak yere tohum ekmeyiniz. Herkesin gözü önünde defi hacet etmeyiniz. Sonradan görmüşlerden borç istemeyiniz. Onlara borç yapmayınız. Aslı belli olmayanlardan kız istemeyiniz. Kıymetsiz insanlarla oturmayınız. Allah'tan korkmayandan korkunuz. Anadolu'da böyle bir söz vardır. Kork Allah'tan korkmayandan derler. Sevgili Peygamberimiz de gübrelikte biten gülleri koklamayınız buyuruyor. Hani burada aslı belli olmayanlardan kız istemeyiniz diyor ya efendim. Dine, diyanete, ahlaka, namusa ehemmiyet vermeyenlerden kız almayın buyuruyor Peygamber Efendimiz de. Sekizinci söz şudur. Malı kendinize feda ediniz. Ahmak, sarhoş ve deliye nasihat etmeyiniz. Nasihatı anlayana yapınız. Nasihatınızı kıymetli tutunuz. Elinizin altındakilere merhamet ediniz. Kimsenin ekmeğine göz dikmeyiniz. Gerçekten çok kıymetli nasihatler bunlar efendim. Dokuzuncusu şu, açların yanında yemek yemeyiniz. Ekmeğinizi açlardan esirgemeyiniz. Çocuklar ve kadınlara karşı tedbirli olunuz. Yabancı kadını evinize uğratmayınız. Dünya nimetiyle kibirlenmeyiniz. Kötü kadınların hilelerinden emin olmayınız. Onuncu alemin sözleri şöyle. Kimsenin evinin işine karışmayınız. Yabancı kimselere evinizin yolunu göstermeyiniz. Karı koca arasında aracı olmayınız. Başkasının bir şeyine sahibinden fazla şefkatli olunuz. 11. Kibirli insanlardan korkunuz. Devlet adamlarına düşmanlık etmeyiniz. Kadın ve erkek hiç kimseye zulmetmeyiniz. 12. Ana ve baba hakkını gözetiniz. Akrabalarınızdan kesilmeyiniz. İnsanlarla olan ahdi muhafaza ediniz. Ahdinizi yerine getiriniz. Söz verince sözünde durmak lazım. Davetsiz kimseye misafir gitmeyiniz. Misafirinizi kıymetli tutunuz. Eğer bir kimse size muhtaç olursa, kudretiniz dahilinde ihtiyacını yerine getirmeye çalışınız. Efendim, Bursa'da bir doktor arkadaşım vardı. Davet olunduğun yere erinme, davet olunmadığın yerde görünme derdi efendim. Güzel bir tavsiye. 13. alim şunları yazmış. Bilgide ileri olanları büyük tutunuz. İlim öğretmeyi ayıp tutanları insan saymayınız. İnsanın selametinin lisanına dikkatle olduğunu biliniz. Layık olmayana söz söylemeyiniz. 14. Fena söz söylemeyi adet etmeyiniz. Layık olmayan söze kulak vermeyiniz. Hükümdarların gıybetini yapmayınız. Sözden anlamayana söz söylemeyiniz. Her ne ki lisanen söylediğinizse o işi yapınız. 15. ilim adamı şunları yazmış. İyilerin ziyaretine rağbet gösteriniz. Salah sahipleriyle sohbet ediniz. Ölüleri iyilikle yad ediniz. Dosta ve düşmana nasihattan geri kalmayınız. Ölen babanızın vasiyetini yerine getiriniz. İlim tahsiline hırslı olunuz. İlimsiz bir iş işlemeyiniz. 16. Herkesin sözüne emin olmayınız. Güzel sözleri herkese işittiriniz. Doğru ya da yalan yere yemin etmeyiniz. Dünyadan fazla ahiret dostu olunuz. Yetimin malına göz dikmeyiniz. Gençlikte ihtiyarlıktan endişe ediniz. İhtiyarlık ihtiyaçlarını gençlikte hazırlayınız. 17. Kış hazırlığını yazın yapınız. Bugün işini yarına bırakmayınız. Mütehassısı söylemedikçe şunun bunun sözü ile kan aldırmayınız. Efendim, hadis-i şeriflerde bu nasihatlerle ilgili tavsiyeler var. Mesela bu maddeyle ilgili helekel müsevifun, sonra yaparım diyenler helak olmuşlardır buyuruluyor.
Cömertliği adet ediniz. Bencillikten uzak olunuz. Ehil olmayanların sohbetinde bulunmayınız. Ne derler? Yarım doktor candan, yarım dülger maldan, yarım hoca dinden eder demişler. Hacetinizi cömertlerden isteyiniz. Borçları sıkıştırmayınız. Dostlarınızı hatalarından dolayı ikaz ediniz. Cümlelerini 18. alim yazmış. 19. sözleri şöyle. Evlatlarınıza hüner ve sanat öğretiniz. Halinizi dosttan ve düşmandan saklı tutunuz. Gizli söyleşilen şiirleri dinlemeyiniz. Buna tecessüs deniliyor, casusluk. 20. Emirlerin huzurunda, idarecinin huzurunda gözlerinizi muhafaza ediniz. Sözlerinizi ölçülü söyleyiniz. 21. Nimet ve bolluk zamanında dostlarınızı anınız. Düşmanı küçümsemeyiniz. Düşmanın dost görülmesinden endişe ediniz. 22. Emniyet zamanında daha çok korkunuz. Bela vaktinde sabrediniz. Darlıkta genişlik zamanını hatırlayınız. Genişlikte darlık zamanını düşününüz. Vaatlerinize vefa gösteriniz. Ümitlileri ümitsiz etmeyiniz. Bir görüşte kimseye aldanmayınız. Başkalarının aybını araştırmayınız. Şimdi son ilim adamının yazdığı nasihatleri arz edeceğim ve böylece bugünkü konuşmamızı bitirmiş olalım. Biraz uzadı ama fakat önemli nasihatlerdi efendim kanaatimce. Kendi yükünüzü başkasına yüklemeyiniz. Fena huyluları dost edinmeyiniz. Hak sözü yerden gökten üstün tutunuz. Cenab-ı Hakk'a rücu etmeyi en güzel amel biliniz. Bu nasihatlerden biz de istifade etmeyi temenni ediyoruz aziz kardeşlerim.